Merhaba arkadaşlar. Bugün Server 2008 üzerinde web server kurulumu yapacağız ve bazı ayarlamaları göstereceğim. Öncelikle buradan sunucu yöneticisine giriyoruz. Burada roller kısmı var. İster bu kısımdan ister sağ tıkla rol ekle diyerek rolümüzü ekleyebiliriz. İleri diyoruz. Web sunucu IIS ileri ileri. Buradan hangi özelliklerin eklenmesini ve çalıştırılmasını istiyorsak onları seçeceğiz. Fakat bu anlatacağım konularda seçeceğim. Yükle diyoruz. Şimdi bir şey seçmedik. Bekliyoruz şu anda. Diyoruz. Şu anda yükleme başarılı gördüğünüz gibi ve kullanım özellikleri de burada yazıyor. Kapat diyoruz. Roller altında web sunucunun altında Internet Information Service var. Servis var. Buradan ulaşabiliriz veya başlattan yönetimsel başlardan. Şurada Internet Information Service var. Yöneticisi. Buradan da girebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şuraya sağ tıklayalım. Burada siteler var. Hangi sitelerin olduğu, hangi siteler eklendi, hangi siteleri kullanıyoruz. Eklediğimiz siteler. Öncelikle bir kontrol edelim. Sunucumuzun çalışıp çalışmadığını. Localhost yazıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Şimdi arkadaşlar burada neler yapabiliriz? Mesela ana sayfayı değiştirelim. Şu anda bu görülen kendi localhost'un indeksi. IIS HTML olması lazım. Şimdi bunu değiştirmek için burada varsayılan belgelere giriyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfa bu. Ben farklı bir şey, yani sisteme girdiklerinde localhost'uma veya farklı bir sisteme ana sayfamın farklı bir dosyada açılması istiyorum. Yani HTML veya AHTML, BHTML gibi. Buradan ekle diyoruz. Ve dosyanın ismini yazıyor. Ana sayfaya direkt girişte çalıştırılacak dosyanın. Buraya biz ne yazalım? Maker.html yazalım. Tamam diyoruz. Şu an dosyamız burada. Yani bunu aşağıda olsaydı tekrar bu çalışacak. Fakat şuradan yukarı taşıyoruz. Birinciliği, yani önceliğini seçiyoruz. Şimdi burada işlemimiz bitti. Dosyamızı oluşturmamız gerekli. Bunu oluşturmamız için şuradan sitemize sağ tıklayıp araştır diyebiliriz. Ve dosyalarımız da şurada tutuluyor. C'de inetpub vv.root'un içinde dosyalarımız var. Buraya şöyle yapalım. Buradan Maker diyelim. Sadece farklı kaydet bilgisayarım netpub root'un içine maker.html. Şurayı da tüm dosyalar yapalım. Şu anda ayarlarını yapmamıştım. Şu şekilde yapalım. Masaüstüne kaydedelim. HTML. Bilgisayarım. Evet. Burayı yapıştırayım. Gördüğüm şu an maker.html burada. F5 diyorum. Gördüğünüz gibi varsayılan sistem yazdığım yazı varsayılan giriş sayfası değişti. Şimdi diğer özelliklere bakalım. Mesela log takibi kapatayım. Log takibi yapmak için şuradan günlük dosyamız var.
Burada logların nerede tutulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Init pub logs log file'ın içinde. Hemen bakalım buraya. Init pub logs log files. Buraya girdiğimizde görebiliriz. Nereden gidip giriş yapılmış sitemize, hangi tarayıcı kullanılmış gibi bilgiler. Burada gördüğünüz gibi yapılan girişler. Şimdi arkadaşlar bu da bu kadardı. Hata sayfalarımız var. 403, 404 hataları gibi. Bunlar da buradan ayarlanabilir. Şimdi birkaç işlemden bahsetmek istiyorum. Burada herhalde yoktur. Şöyle yapalım. Rol hizmetleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeniden yönlendirme. Bu bizim sistemimize girildiğinde nereye yönlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Şuradan baktığımızda HTTP yeniden yönlendirme. Yani girilen istekleri, bu siteye girilen istekleri da HTTP olarak yazalım. Google.com'a yönlendirsin. Uygula diyoruz. Şöyle de yenileyelim. Tekrar F5 yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yönlendi. Yaptığımız işlem bu. HTTP yeniden yönlendirme rol hizmetlerinden ekliyoruz. Tekrar değişikliği uygulayalım. Tekrar bakalım başka neler yapabiliriz. Güvenlik kısmı var arkadaşlar. Şuradan güvenliğin hepsini seçeyim. İler diyorum, tekrar yüklüyorum. Buraya sonradan deneyeceğim. Şimdilik sisteme geliyorum. Burada port değiştirmeden bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz gibi web server 80. portu kullanıyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Şunu düzenliyorum. 90 olsun. Tamam diyorum. Şöyle bir yenile yapayım. Pardon. Şu anda bağlanmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bağlandı. Port değiştirme işlemi de buradan oluyor arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz sitemizin üzerine. Default website aklınızı karıştırmasın yani. Bir site lokal web sunucu kurduğunuzda kendi lokal hostu için belirlediği bir site. Daha doğrusu bir index dosyası. Biz tekrar portumuz 80 yapalım. Şuradan kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi web sitesi ekleyelim iki tane ve bunlar aynı IP üzerinden bağlansın. Şöyle yapalım. Öncelikle dosyalarımızı oluşturalım bunlar için. Bildiğiniz gibi bir root'un içinde bulunuyordu dosyalarımız. İki tane yine klasör. Buna MQ diyelim. Buna da KMO diyelim. Şimdi MQ'yu şöyle yapsak olur mu acaba? Tamam, buna MQ'nun bir de KMO için oluşturacağız. Bir de anlatılır. Değişti mi? Değişti hemen. Şuradan birlikte açıp defterinde kemiyo yapalım. İzin verecek mi bakalım.
kullanılıyor arkadaşlar bunlar. Şimdi web sitelerimize ekleyelim. Şuradan sağ tıklıyoruz. Web sitesi ekle diyoruz. Buraya ne olsun? Kio.com olsun. Buranın dosyaların nerede olduğunu seçiyoruz. CD, inetpub, bbroot, mekio. Buradan ekliyoruz. 80. port. Buranın arkadaşlar domain name ismini yazmamız lazım. Şu anda biz DNS server kurmadık. Gelen derslerde bunu anlatacağım. Bunu şu şekilde yapacağız. Hemen yazalım. mekio.com. Bunu HTTPS'i hemen başlatalım. Bunu host dosyası içinde yapacağız. IP adresi, yani bildiğiniz gibi host dosyalarını sadece belirlediğimiz IP'de şu siteye gitmesini istiyoruz. Yani dışarıda site olsa bile bizim IP, belirlediğimiz IP'yi kullanacağı için host dosyası DNS'in çözümlendiği yer ilk olarak. Şimdi diğer sitemizi ekleyelim. kmeo.com. Kişisel yolunu belirtelim. Netpub, bbroot, kmeo. Buna da tabi kmeo.com diyelim. Şimdi arkadaşlar bunların varsayılan belgelerini değiştirelim. Ekle kmeo.html. Tamamdır. Şöyle ekleyelim. mekio.html. Şimdi bunu böyle yazdığımızda girmeyecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey girmedi. Farklı bir siteye girdi. Şimdi bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bilgisayarım yerel diskçe Windows sistem 32'yi bulacağız burada. Sistem 32'yi daha sonra driver'ı bulacağız. Drivers etc. Host dosyasını düzenleyeceğiz. Ben şunu masa üstünde düzenleyeyim. Umarım yapacağımız işlem şu arkadaşlar. 127.0.0.1.mekio.com. Şimdi bu sırası önemli değil. 127.0.0.1. Local host'umuz bunu kullandığı için şimdi bunu yapıyorum. kmeo.com. Bunu kaydediyoruz. Tekrar buraya atalım. Şu anda attı. Şimdi tekrar deneyelim. Pardon, 90. host porta bağlanıyormuşuz. mekio.com. Arkadaşlar biraz önce siteye bağlamıyordu. Videoyu durdurdum. Sorunumun şuradan belirteyim. Kimlik doğrulamalarından, anonim kimlik doğrulamasının etkin olmasından dolayı erişim sağlayamıyordum. Biraz önce gördüğünüz gibi mekio.com. mekio.com. Gördüğünüz gibi şu anda benim siteme yönleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane web sitesi oluşturduğumuzda durum böyle oluyor. Bunu gördüğünüz gibi host dosyasının içinden yaptık. Şuradan. Buradan çözümlemeyi yaptığı için bizim localhost'umuzun IP adresini verdik. Altta belirttik. Ve direktmen bu yazılımda buraya gideceğiz. Şu şekilde deneyelim bir de. 127.0.1 mekio.com olarak deneyelim de. Biraz düzenleyebilir. Hizaya girmesini isterim. Şöyle yapalım. Bu da izin vermiyor bildiğiniz gibi.
defteri şuraya ekleyelim. Bu şekilde deneyelim bir de. Gördüğünüz gibi demiyorum. Tekrar posteye açıyor. Lokalhost'un IP adresini verdiğimden dolayı da olabilir. Tamamdır arkadaşlar. Şu an herhangi bir sorun görünmüyor. Tekrardan deneyelim. Burada daha önce ön belleğini aldığından dolayı da olabilir. Tekrardan deneyelim. kmeo.com. Tamamdır. kmeo.com. Localhost'umuz. Şu anda herhangi bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz iki site aynı IP üzerinden bağlanıyor. Şimdi arkadaşlar bir de Windows kimlik doğrulaması yapalım. Şu an sadece bu etkili. Mesela default web site'ımız üzerinden yapalım. Bunun için şuraya gelelim. Roller web sunucu. Rol hizmeti ekleden güvenlik. Bunun hepsini seçmişiz zaten. Sunucu. Şunu devre dışı bırakıyoruz. Windows kimlik doğrulamasını etkin yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. İki tane kullanıcı oluşturalım. Yine hesap oluştur. Ne olsun? Yeni hesap. Şöyle olsun. Bunları bir de parola belirleyelim. Bir de kim için oluşturduk biz? Çelebi için oluşturduk. Bir de Mami için oluşturalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu işlemler tamam. Şimdi yapacağımız işlem şunu bir yenileyelim. Burada neden çıkmıyor anlamadım. Şimdi sağ tıklıyorum sistem üzerine. İzinler düzenleye geliyoruz arkadaşlar. Güvenliğe geliyoruz. Gelişmiş. İzinler değiştir. Ekle. Şuradan gelişmiş diyoruz. Şimdi bu. İki tane kullanıcımızı bulacağız. Şunlar grup arkadaşlar. Bir celebi. İkisini de seçti mi? Seçmemiş. Önce şunu ekleyelim bir. Onu ekleyeceğiz. Bunu da ekledik arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi buradan hepsine izin ver diyelim şimdilik. Şöyle bir eklememiş herhalde. Bu
kullanıcıya da hiçbirine izin verme diyoruz localhost'umuz için. Şuradan tekrar bakalım. Tamamdır. Şimdi şunu bir yenileyelim. Şu anda şifresi de gördüğünüz gibi. Önce bu kullanıcıya girelim. Burada sayfasının MQ'ya yaptığımda tekrar isterseniz değiştirelim tam anlaşılması için. Varsayılan belge. Bunu yukarı taşıyorum. Şimdi yenileyelim. F5 yapalım. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda girdim. Bir de diğer kullanıcımızla girelim. Gördüğünüz gibi hala bizden şifre istiyor bu kullanıcı için. Şu anda giriş yapamıyorum. Ama bu kullanıcı için giriş yapabiliyorum. Başka yerlere bakalım arkadaşlar eğer varsa. Port değiştirmeyi gösterdik. Hata sayfaları. Evet. Kimlik doğrulama bunlardı. Buradan arkadaşlar IP verme izin verebiliriz. IP'lerden veya reddetme listesi ekleyebiliriz. Şuradan bakalım. Belirtilmemiş istemciler için erişim reddet. Şöyle bir şey yapsak. Bakın, default website için yaptım. Gördüğünüz gibi şu anda erişemiyorum. Çünkü herhangi bir izin yok orada. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Biraz sıkıcı bir anlatım oldu, farkındayım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.